tıpkı 13. yüzyılın sonlarında gerçekleşen bir Haçlı seferinde Mehmet Sadık Selim isimli bir çocuğun esir alınması gibi. Gaziantep, Halep yöresinde esir alınan yüzlerce Selçuklu Türk'ünden yalnızca biri olan Mehmet Sadık Selim, daha sonra Baden-Württemberg'e getirildi. Zekası ve kişiliğiyle kendini kabul ettiren Selim'e, Protestan Kilisesi'nde vaftiz edildikten sonra Friedrich Soldan ismi verildi. Katoliklere karşı mücadelelerde Protestanların yanında yer alan Selim'in iki kadınla evlenmesine izin verildi. Soyu günümüze kadar devam eden Soldan ailesinin bir kısmının mezarı, Heilbronn şehrinin Brackenheim kasabasında halkın Sultanların Kilisesi olarak isimlendirdiği kilisenin mezarlığında bulunmaktadır. Sadık Selim, Orta Avrupa'ya Haçlı seferleri döneminde getirilmiştir. Yani Hristiyan ordularının Kudüs'ü yeniden elde etme mücadelesi verdikleri sırada ayrıntısını bilmediğimiz bir takım şartlar sonucu esir alınarak Württemberg'de bir köye getiriliyor. Soyu bugüne kadar gelmiştir. Ailesi Soldan ismini taşımaktadır. Bir Alman normal şartlarda bu ismi fark etmez. Ama biraz arka plana bakıldığında bu kelimenin esasen sultan olduğu görülür. Fakat çok daha şaşırtıcı olan, günümüze kadar uzanan ve Alman topraklarında yaklaşık 750 yıllık geçmişi olan Sadık Selim'in soyunun, büyük Alman düşünür ve şairi Wolfgang von Goethe'nin soyuyla buluşmasıdır. Goethe'nin soyunun anne tarafından sultan soyundan geldiği bir gerçektir. Yani bu soya ait bir aile üyesi bir şekilde Goethe'ye ulaşmaktadır. Araştırmacılar tarafından keşfedilip ortaya çıkarılmasının yanında, ayrıca Sadık Selim'in soyundan gelen bir ailenin bu gerçeği dile getirmesi, konuyu daha da ilginç kılmaktadır. Nitekim, Almanya'nın Nürnberg-Erlangen yöresinde yaşayan bir Soldan ailesi, kendi soy kütüklerini çok iyi bilmekte ve soylarının Goethe ile olan bağlarını tasdik etmektedir. Nürnberg civarında Soldan Holding, bunlar Almanya'nın sayılı ailelerindendir. Soldan Holding'in sahibi Felix Soldan'la telefon görüşmemde biraz samimi olarak sizin Türk soylu olduğunuzu söylüyorlar deyince, evet ben Almanya'nın en eski Türk'üyüm dedi. Ben kendisinin o zaman işçi Türklerden değil, çok daha önce Osmanlı döneminde gelen deyince, hayır dedi, ben dedi Selçuklu döneminde gelenlerdenim dedi. Gerçekten Almanya'da bir Alman'ın tarihe vakıf olmayan birinin Selçuklu'dan bahsetmesi çok ciddi bir iddiaydı. Daha sonra tanıştık, kendisiyle konuştuk. Soldan'ın gerçekten soyadına ve soyuna gerçekten çok meraklı olduğu birini öğrendim. Elindeki belgelerden 52 yıldan bu yana soyunu ve neslini araştırdığını, isminin manasının ne olduğu, soyunun nereden geldiğini doyasıya araştırdığını ve elindeki belgeleri bize açtı. Mehmet Sadık Selim adlı bir Selçuklu Türk'ünün soyundan gelmektedirler. Bu Selçuklu Türk'ü ile akrabalıkları şöyledir. Son Haçlı Seferi 1279'dadır. Gaziantep ile Halep arasındaki bir Selçuklu Haçlı ordularının karşılaşmasından çok sayıda Selçuklu aristokratı esir olarak düşer. Bunları Kudüs, Kıbrıs, Cenova yoluyla Baden-Württemberg'e kaleler ya da beyleri el değiştirerek, sahip değiştirerek esirler Heilbronn, Stuttgart şehirlerine gelir. Mehmet Sadık Selim kısa zamanda sevilir. Bir gün Baden-Württemberg'in o yıllardaki kralı şöyle bir teklif getirir. Mehmet Sadık, çok çalışkansın, çok akıllısın ama ben seni devlet hizmetine almak isterim. Fakat bizim toplum seni kabul etmez. Bari o değilden de olsa
sen Hristiyan ol ki ben seni devlet hizmetine alayım der. 1305 yılının 12 Mayıs günü Mehmet Sadık Selim Hristiyan olur. Kilisede dinini değiştirir. Hatta kendisindeki belgeye göre Felix Soldan'ın hatta iki bayanla evlenmesine müsaade edilir. 17 kızı, 2 oğlu olur. Tam tersi. 17 oğlu, 2 kızı ve çocukları siyaset, asker ve dinde bu konularda ilerleyip zamanla toplumda saygın insanlar olurlar. Özellikle bizim Soldan ailesinin ilk 6 ya da 7 nesli Heilbronn ilinin Brachenheim köyünde günümüzde halk arasında Sultanların Kilisesi, Soldanların Kilisesi adıyla anılan mezarlıktadır. Ve o mezarlıkta zaten çok daha ilginç bir bulgu, Soldanların buradan Göte ile akrabalığını da görmekteyiz. ...1749 ile 1832 yılları arasında yaşayan Göte'nin 23 yaşından itibaren İslam'a ilgi duyduğu bilinmektedir. Göte, daha sonra inanca dönüşen bu ilgisini her türlü açıklamayı ve yorumu gereksiz kılacak biçimde iki büyük eseri Faust ve özellikle Batı Doğu Divanı'nda ispatlamaktadır. Göte'nin İslam'a olan inancı son nefesini verdiği ana kadar sürmüştür. Öyle ki Göte divanında Kur'an'ın ebedi ve kitapların anası olduğuna inandığını, bunun kendi Müslümanlığının bir vazifesi olduğunu söylemektedir. Soyundaki Türklük bağının bu inancın oluşmasında etken olup olmadığını tartışmak yersiz ve gereksizdir. Göte'nin annesi Soldan ailesinden bir kız. Göte'nin annesinde soldanlardan gelen bir nesil var. Çünkü soldanlar Baden-Württemberg kralının zaten kendisine Mehmet Sadık Selim'e ilk Selçuklu Türk'üne söylediği sen Hristiyan ol ve soyadın da Sultan olsun. Bu Sultan kelimesi günümüze kadar gelirken biraz yumuşatılır ve soldan olarak kalır. Ama Soldan ailesi bütün fertleriyle günümüzde Johann Goethe adlı ünlü Alman oryantaliste kesinlikle akrab olduklarını bilmekteler. Ve bu konuda zaten Soldan ailesinden Giessen Üniversitesi'nin Profesör Sommer'in bu konuda çok güzel araştırmaları vardır. Ve Soldan ailesiyle Goethe'nin akrabalarını kesit olarak tespit etmiştir. Çıplak bir gerçeklik olarak ortada duran bu sır, Göte'nin İslam'a yönelişinin hak ettiği saygıyı gölgelememekle, bilakis onu zamanın ve hayatın kader sırrıyla buluşturmaktadır. Mehmet Sadık Selim'in soyundan gelen, günümüzde parfümeri alanında Almanya'nın saygın kuruluşlarından birinin sahibi olan Soldan ailesi, dünyanın çeşitli yörelerine dağılmış yüzlerce üyesiyle bu sırrı taşımaya devam etmektedir. Türk asıllı askerlerin çeşitli dönemlerinde Alman ordusunda yer alması, Türk-Alman ilişkilerinin tarihi köklerinin ne kadar zengin ve çok yönlü olduğunu göstermektedir. İlk defa 1745 yılında Polonya ordusunda hizmet veren bir Tatar süvari birliği Alman-Prusya ordusuna katıldı. Tatar birliği Alman ordusuyla birlikte 1757 ve 1962 yılları arasında çeşitli savaşlarda bulundu ve büyük başarılar elde etti. ...1763
1760 ve 62 yılları arasında Osmanlı Devleti ve Rusya arasında yaşanan gerginlikler sebebiyle yüzlerce Türk askeri Rusya'dan kaçarak Prusya'ya sığındı. Zamanın Prusya Kralı 2. Friedrich kendisine sığınan bu Türk askerlerinden 1000 kişilik bir birlik kurdu ve onları Oglanis olarak isimlendirdi. 2. Friedrich, Güneydoğu'dan gelen askerlerden bir birlik oluşturdu. Bu birlik içerisinde Tatarlar da vardı. Birliğin diğer mensupları ile ilgili net bilgiye sahip değilim. 2. Friedrich, dini konularda çok açık görüşlü biriydi. Hristiyanlığın da ötesine geçmişti ve çekinceleri yoktu. 2. Friedrich, Almanlar için yabancı kabul edebileceğimiz lejyonlardan oluşan birliği Oglanis olarak isimlendirdi. Bu kelimenin Türkçe'de ne anlama geldiğini bilmiyorum. Bu birlikten daha sonra Alman ordusunda önemli roller oynamış olan Ulanen meydana geldi. Ulanen, mızraklı süvariler anlamına gelmektedir. Bu savaşçı birlikten büyük bir grubun Potsdam'dan Doğu Prusya'ya ve Baltık Denizi önlerindeki bir adaya kadar geniş bir bölgede bulunmuş olmaları gerekiyor. Ayrıca bu Ulanen olarak isimlendirilen askerlere ait mezarların da olması gerekiyor. Fakat bunlar muhtemelen 2. Dünya Savaşı'nda tamamen kayboldular. Hatta bilindiği kadarıyla bu askerler için Prusya Kralı tarafından din işlerinde hizmet etmesi için bir imam tayin edildi. Son dönemlerinde 1320 kişiye ulaşan birliğin 1220'si Müslüman ve 100'ü Hristiyanlardan oluşuyordu. Bazıları Müslüman Hindu olan bu askerlerin mezarlarına az sayıda da olsa ulaşılabilmektedir. Ulanen olarak adlandırılan Tatarların ataları ise 14. yüzyılda Timur'un saldırılarından kaçarak Doğu Polonya'ya yerleşenlerdi. Prusya ordusunda yer alan bu Türk birlikleri 7-8 Şubat 1807'de Prusya'nın Eylau bölgesinde Napolyon'un ordusuna karşı Prusya ordusunda savaştılar ve Napolyon Prusya ordusu karşısında ilk ve tek yenilgisini aldı. Osmanlı Devleti ile Almanya arasındaki ilk diplomatik ilişkiler, büyükelçi atamalarının yapılmaya başlandığı 1763 yılından itibaren kurulmuştur. 9 Kasım 1763'te Osmanlı elçisi Resmi Erhaç Ahmet Efendi, Berlin'de Kral 2. Friedrich tarafından coşkuyla ve büyük bir törenle karşılandı. Coşku o kadar büyüktü ki Resmi Efendi ve beraberindeki 73 şık giyimli refakatçileri görebilmek için halk sokakları doldurdu. Halkın gösterdiği bu ilgiyi yanlış yorumlayan Resmi Efendi, Sultan 3. Mustafa'ya bir mektup yazarak Berlin halkının Müslümanlığı kabul etmeye hazır olduğunu iletti. Gerçekte ise oluşan sadece bütün Berlin'i saran Türk modası rüzgarıydı. 1763'te Ahmet Resmi Efendi Berlin'e gelir. Berlin'e gelişinin nedeni Rus-Alman savaşında Rusların Almanları Türklerin yanında yer almaya zorlamaktır. Burada kaldığı süre içerisinde Ahmet Resmi Efendi ilgi odağı olur. Berlinlilerin hatta Berlinliler Türk gibi giyinmeye başlarlar. Türk ekmeği yemeye başlarlar. Osmanlı'nın ilk modern romanı olan Muhayyalat'ı yazan Ali Aziz Efendi, uzunca bir süre Berlin'de kalmayı başaran Osmanlı Büyükelçisidir. Ali Aziz Efendi, Türk modasına tutulmuş Berlin'de büyükelçilik yaparken 29 Ekim 1798'de vefat etmiştir. Prusya Kralı 3. Friedrich Wilhelm, Berlin Büyükelçisi Ali Aziz Efendi'nin İslami usullere göre gömülmesini emretmiş
ve hediye olarak Hasan Hayde'de bir yeri Osmanlı Devleti'ne tahsis etmiştir. 1866'da bu yer askeri kışla kurulması sebebiyle günümüzde Berlin Tempelhof Kolombiya'dan üzerinde bulunan Şehitlik Camii'nin olduğu mevkiye, Dennewitz Mezarlığı'nın karşısına nakledilmiştir. 1999 yılında yapımına başlanan Şehitlik Camii'nin bulunduğu mezarlık, sadece devlet adamı, şair ve mutasavvıf Giritli Ali Aziz Efendi'nin değil, aynı zamanda Osmanlı maslahat güzarı Mehmet Esat Efendi'ye de örtü olmuştur. Ayrıca Ermeniler tarafından Berlin'de öldürülen Talat Paşa da 1943'te Türkiye'ye nakledilinceye kadar burada ağırlanmıştır. Arsanın ortasında Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılan ve hediye edilen 8 metre yüksekliğinde kubbeli bir anıt bulunmaktadır. Şehitlik Camii'nin mezarlığı yalnızca Osmanlı Türk subayları ya da devlet adamlarına değil, Arap, Kazak, Pakistanlı, İranlı, Kırımlı, Filistinli, Tunuslu Müslümanlara da ev sahipliği yapmaktadır. Tamamen Türk işçilerinin katkısıyla inşa edilen Şehitlik Camii, günümüzde Berlin'de yaşayan Türkleri tarihiyle buluşturmaya ve onurlandırmaya devam etmektedir. Özellikle ilk nesil insanımızı tabii tebrik etmek lazım. Çok özverili oldular. En azından maddi anlamda mekanlar oluşturdular. İşte arkamda gördüğünüz gibi mabetlerin yapımında büyük emekleri geçti. Birçok mescit, Berlin'de aşağı yukarı 60'a yakın Türklerin mescidi var. Ama bu hizmetleri veren elemanlar imamlar Türkiye'den geldiği için, buradaki toplumu çok iyi bilemedikleri için gençlere yönelik çalışmalarda aksak oluyor tabii. Yani buraya gelen imam 4 sene çalıştıktan sonra geri dönmek durumunda. 4 sene içerisinde de ancak buradaki cemaati yeni yeni tanıyabiliyor. Ta belki alışmış olacak ki geri dönmek zorunda kalıyor. Buradaki gençlere sorunlarına, sıkıntılarına gerçek manada eğilinemiyor. Bunu aşabilmek için belki burada işte Alman devletiyle birlikte ilahiyat fakülteleri oluşturup genç imamlar, nesilleri burada yetiştirip bu toplumun içinden çıkan, hem buradaki yerleşik toplumu bilen, hem Türk toplumunun sıkıntılarını, problemlerini bilen gençler olursa problemlere çözüm üretmekte daha faydalı olur. Günümüzde Almanya'nın Schwetzingen kasabasında bulunan ve UNESCO tarafından koruma altına alınan Türk Parkı, Türk hayranlığının ve modasının bir zamanlar Avrupa'da hangi boyutlarda yaşandığını gözler önüne sermektedir. Pfalz ve Bayern bölgesinin derebeyi Karl Theodor, 1776 yılında Schwetzingen kasabasında bir Türk Parkı yaptırmıştır. Karl Theodor, daha sonra parkın içine 1779 ile 1793 yılları arasında halk arasında Rote Moshe Kırmızı Camii olarak tanınan bir eser inşa ettiriyor. 1796 yılında eklenen minarelerle birlikte ilk bakışta tam bir cami görüntüsü veren eser, esasen Karl Theodor'un dinlenme yeri olarak inşa edilmiştir. Eser, 1870 ve 1871 yılları arasında gerçekleşen Almanya-Fransa Savaşı esnasında esir düşen Kuzey Afrikalı Müslümanlar tarafından cami olarak kullanılmıştır.
Pfalz ve Bayern derebeyi daha sonra Kırmızı Cami olarak isimlendirilen bir yapı inşa ettirmiştir. Bu eser Türk modasını, yani Türk'e ait olanı sevme modasını ifade etmektedir. İstanbul'da görülen mimarinin, cami karakteri ve kubbelerin örnek aldığı bir yapı ortaya çıkmış. Eser hiçbir zaman bir cami olmamıştır gerçekte. Bu eser daha çok oryantal nispetleri kopyalayan bir mimaridir ve derebeyinin zevklerini tatmin için yapılmıştır. Bir derebeyinin bahçesinde böyle şeyler olması normaldi. Fakat bu asla istisnai bir durum değildir. Size Frank bölgesinde, Bayreuth'ta Sabah ülkesinin mimarisi olarak isimlendirilen örnekler gösterebilirim. İngiltere'de de böyle örnekler var. Böyle gösterebileceğimiz birkaç düzine mimari eser, müzik ve müzik aletlerinde olduğu gibi Türk modasını belgelemektedir. ...19. yüzyıl sonlarına kadar süren Türk modasını temsil eden mimari örneklerden biri de Potsdam'da bulunmaktadır. 1841 ile 1843 yılları arasında Ludwig Persius çizimi esas alınarak yapılan su deposu, oryantal mimari tarzı ve minaresiyle bir cami olabileceği izlenimini uyandırmaktadır. Sultan II. Abdülhamit'in bütün itirazlarına rağmen başlatılan Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra 3 Mart 1878'de yapılan Ayastefanos Antlaşması, Rusya'ya sıcak denizlere inme konusunda Balkan ve Doğu Koridoru'nu açmıştır. Bu durumu değerlendiren Sultan II. Abdülhamit, özellikle İngiltere'yi kışkırtarak Rusya'nın sıcak sulara uzanma emelleri olduğuna inandırmış ve Avrupa devletlerinin tepki göstermesine zemin hazırlamıştır. Rusya yeni bir savaşı göze alamadığından Berlin'de 13 Haziran 1878 tarihinde bir kongrenin toplanmasını ve Ayastefanos Antlaşması'nın şartlarının hafifletilmesini kabul etmiştir. Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya, Macaristan ve İtalya'nın katıldığı ve Almanya Şansölyesi Bismarck'ın başkanlık ettiği kongreye Osmanlı Devleti'ni temsilen Hariciye Nazırı Kara Todori Paşa, Berlin Büyükelçisi Sadullah Bey ve Müşir Mehmet Ali Paşa katıldılar. Bu isimlerden özellikle Müşir Mehmet Ali Paşa, Türk-Alman ilişkilerinin tarih boyunca nasıl savaşların, esirlerin ve diplomasinin ötesinde karmaşık bir hal alarak güçlendiğini göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Zira Mehmet Ali Paşa, küçük yaşlarda Almanya'dan kaçarak Osmanlı'ya sığınan ve daha sonra Müslüman olan Karl Detroit'tir. Karl Detroit'in aynı zamanda ünlü Türk şairi Nazım Hikmet Ran'ın dedesi olması, Türk-Alman ilişkilerinin nasıl kader birliğine dönüşmeye başladığının küçük bir işaretidir. Nitekim Berlin Konferansı, Türk-Alman ilişkilerinde birçok açıdan yeni bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Zira Berlin Antlaşması gereğince Ermeni meselesi ilk defa uluslararası bir antlaşmada yer almış, Ermeni meselesi Ermenilerin değil, Osmanlı'yı parçalamak isteyen devletlerin meselesi olarak ortaya çıkmıştır. Berlin Antlaşması, Ermeni meselesinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bir başka önemli gelişme de bu antlaşmayla İngiltere'nin Osmanlı topraklarının parçalanmasına katılmasıdır. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin dış politikasında İngiltere'den boşalan yeri Almanya almaya başlamıştır.
Berlin Antlaşması'yla birlikte belirginleşen ve akabinde gelişerek güçlenen Osmanlı Devleti ve Almanya arasındaki yakınlaşma kendini öncelikle askeri alanda göstermeye başladı. Almanya gibi Osmanlı Devleti'nin de Rusya, İngiltere ve Fransa üçgeninde alternatif bir güce ihtiyacı vardı ve kendini mümkün olan kısa süre içinde modernleştirmek istiyordu. Türk-Alman ilişkileri 1877-78 Berlin Konferansı sonunda oldukça ilerledi. Özellikle Almanların zaten artık Türkleri tehlike olarak görmemeye başladıktan, yani bizim sınırları Belgrad'ı açtıktan sonra gerçekten Türk-Alman ilişkileri, iki ülke, iki millet arasındaki ilişkiler Prusya döneminde daha da gelişti. Prusya ile Almanya'nın o yıllardaki sadece isim değişikliğidir. Önceki imparatorluklu, bizim Osmanlı Selçuklu gibi diyelim. Şimdi 1877-78 sonunda Almanya'daki Bismarck 1890'larda görevden inince yerine gelen Wilhelm ailesi Almanya'nın ilgi alanını Orta Doğu'ya yöneltti. Çünkü Almanya artık Fransa ve İngiltere'nin rekabetiyle, geniş bir rekabetiyle karşı karşıyaydı. Ve bu iki ülke tarafından Alman ekonomisi zaten bir çıkış yolu arıyordu. Aynı dönemde Osmanlı'nın da Avrupa'da güçlü bir dosta ihtiyacı vardı. Çünkü İngiliz ve Fransızlar Mısır'ı, Kuzey Afrika'yı işgal ederek, oralarda Osmanlı ordusunu sıkıştırarak Osmanlı'nın hayat alanını adeta Balkanları elde tutmak için Avrupa'da ciddi bir güç vardı. Osmanlı her ne kadar Avusturya ile karşılıklı savaş meydanlarında hala teğet bir politika izlemese de Avusturya-Almanya ilişkileri çok iyi olduğundan Osmanlı Avusturya'yı Almanlarla, yani Prusyalılarla dengeleyebilir. Osmanlı Devleti'nin Almanya ile yakınlaşma ve özellikle askeri alanda modernleşme çabalarının en önemli göstergelerinden biri, 239 kişiden oluşan bir grubun 1879 yılında Obenburg'a gelmesidir. Resmi kayıtlara göre toplu halde Avrupa'da yapılan en büyük Türk göçünü gerçekleştiren Osmanlı Silah Alma Komisyonu'nun başında İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinden Mahmut Şevket Paşa bulunuyordu. Osmanlı Silah Alma Komisyonu küçük bir kasaba olan Obenburg'a geldiklerinde kalabilecekleri bir otel bile olmadığını görünce çok şaşırdılar. Zira o dönemde İstanbul haricindeki İzmir, Bursa, Selanik gibi şehirlerde bile otel sayısı 100'den fazlaydı. Kasabada bir otelin olmayışını gülünç bir durum olarak algılayan Osmanlı Silah Alma Komisyonu Almanlara peşin para vererek derhal bir otel yapılmasını rica etti. Bunun üzerine Almanlar, Osmanlı Komisyonu'nun incelemek üzere geldiği Mauser Silah Fabrikası'nın karşısında Türk mimari tarzında bir otel inşa ettiler. Mauser Silah Fabrikası, özellikle Türkiye'de ihtiyarların çok sevdiği Mauser ve Barabellum ve Martin adlı bu üç silah, Türk insanını adeta silah aşkı olanlara, silahı sevenlere bir destanımsı hatıra bırakmıştır. Mesela Mauser konusu çok önemli bir konudur Türk tarihinde. Sadece o Oberndorf'taki fabrikadan Osmanlı'ya giden Mauser silahlarının sayısının 1 milyon 800 binin üzerinde olduğu, hatta son 250 binlik partinin Osmanlı'ya ulaştırılamadan iki ülkenin de Mondros ve Versay'ı imzaladığını tarihçiler söylüyor. Günümüzde ancak resimlerine ulaşılabilen bu otelde Osmanlı bürokratları 33 yıl kaldılar ve Almanya ile Osmanlı Devleti arasındaki silah ticaretinde etkin oldular. Burada kaldıkları sürece gelişen Alman tekniğini takip eden, alınan mühimmat ve askeri malzemeleri kontrol eden heyetin büyük bir kısmı 33 yıllık süre zarfında ve sonrasında geri dönmedi ve Almanlarla evlenerek topluma karıştı. 239 kişilik Osmanlı heyetinden ömrünün sonuna kadar Müslüman olarak kalabilenlerden ancak birkaçının mezar taşı günümüze ulaşabilmiştir. Bu mezarlardan biri Obendorf'ta heyetin üyelerinden İbrahim Efendi'ye aitken, yanında bulunan küçük mezarın kime ait olduğu bilinmemektedir. Türk-Alman ilişkileri içerisinde Almanlar başka ülkelere pay kaptırmak istemiyorlar.
Özellikle Türkiye, Osmanlı, tabii Türkiye değil Osmanlı, silah sanayi açısından Almanya'nın önemli bir pazarı. Almanya ürettiği bütün silahları Osmanlı'ya satıyor. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlılar Almanların yanında yer alınca Alman sanayinin bütün olanakları Osmanlılara akıtılıyor. Osmanlı paşası gibi giyinen Alman paşaları oluşuyor. Liman von Sanders, Moltke gibi. Ve bunlar ordunun en yüksek kademelerine kadar yükseliyorlar. Türk ordusuna bunlar hükmetmeye başlıyor. Tabii bir burada sömürgelikten de söz etmek gerekecek siyasi olarak. Alman nüfuzunun Türkiye'de, Osmanlı ülkesinde iyice yaygınlaşması, sonra Talat Paşa ile Enver Paşa'nın ortaya çıkmasına neden olacak. Almanya ile Osmanlı Devleti arasındaki askeri yakınlaşma, Birinci Dünya Savaşı'nda ve sonrasında da devam etti. Ve Osmanlı Devleti'nin kaderinin belirlenmesinde önemli bir rol oynadı. Rusya, Fransa ve İngiltere kuşatmasını yarmak isteyen Osmanlı Devleti'nin çaresiz sığındığı bir liman gibi görünen Almanya ile yakınlaşması, kendi sonunun hazırlanmasına zemin hazırlamış, Osmanlı Devleti'nin yıkılış sürecinde dikkate alınması gereken en önemli etkenlerden biri olmuştur.